İyi günler sayın seyirciler. Gündem Artı ile bir kez daha sizlerin karşısındayız. Cuma gününden sesleniyoruz. Haftanın son programı bugün sizlerle ve takvimde bize tarih olarak 18 Ekim 2019'u gösteriyor. Evet, bugün stüdyo konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasiboğlu bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Teşekkürler, günaydınlar. Ve yurt dışından mı başlayalım? Yok, Suriye'den başlayalım. O da yurt dışı tabii ki ama daha yakından, yakın bölgeden. Suriye'de Türkiye'nin bir terör operasyonu vardı. Oluşan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla ki Türkiye'nin ilk başından beri o oluşum orada başladığından beri yani neredeyse ilk terörist eline silahı aldığı günden beri bir tepkisi vardı, uyarıları vardı. Her yol denendi. En son olarak da askeri operasyon gerçekleştirildi ve operasyonun 8. günüydü yanılmıyorsam, bir haftayı doldurduktan sonra Amerikan yönetimi, Başkan Trump hariç neredeyse, kalktı Ankara'ya geldi. Başkan Yardımcısı Pence çok önemli bir isim. Evet. Trump'tan daha etkin olduğunu biliyoruz. Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı, bunlar geldiler ve bir anlaşmaya varıldı. Şimdi nasıl yorumlamak lazım? Bazı durumlarda artık son seçenek herhalde kaçınılmaz oluyor ve etkili de oluyor. Tabii sonuçta bunun sinyallerini aslında Amerika'da verdi, Rusya'da verdi. Biliyorsunuz hem oradan çekilmesiyle Amerika'nın, hem de Güvenlik Konseyi kararı çıkmaması için red oyu kullanmaları Rusya'nın ve Amerika'nın aslında Türkiye'nin tavrının meşru bir zeminde olduğunu ortaya koydu. Zaten Türkiye'de bu müdahaleyi meşru bir zeminde yapıyor, uluslararası hukuk zemininde yapıyordu. İki tane de ana gerekçesi, makul gerekçesi vardı, meşru ve makul gerekçesi vardı. Hem bir güvenli bölge oluşturmak, hem de ülkesinde bulunan Suriyeli vatandaşlarını oraya yerleştirmek için bir alan oluşturmak, bir tampon bölge oluşturmak. Kimsenin canına, malına, sivil vatandaşların kastetmek gibi bir niyet hiçbir zaman zaten olmadı. Bunun da zaten uluslararası güçler farkındaydı. Dün itibariyle de böyle bir hareketin olması, böyle bir uzlaşının olması sevindiricidir aslında. Demek ki son noktada diyalog tükendikten sonra meşru müdafaa kapsamında böyle bir müdahalenin olması da işe yarıyormuş diye yorumlamak lazım. Ben bize yani Kıbrıs'a çok benzetiyorum aslında. Yani o süreci diplomasi denendi, diplomatik yollar denendi ama tükendiği yerde artık uluslararası anlaşmalardan doğan askeri operasyonla bu iş çözüldü. Yani aslında Kıbrıs sorunu 1974'te Barış Harekatı'yla çözüldü. Bunu herhalde kimse inkar edemez. Şimdi bir anlaşma arayışı var. O anlaşma arayışı da bakalım nereye doğru evrilecek. Ona da gireriz ama ben önce şunu sormak istiyorum. Sizin hem Brüksel hem Belgrad'da önemli temaslarınız oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. Biraz onları konuşalım çünkü oldukça önemli orada olanlar. Ondan önce bu benzetmenize hata olmaz benzetmede. Biz biliyorsunuz 11 yıl bekledik. Yani 63'ten 74'e kadar. Yani her türlü diyalog maalesef dökülmemesi, kanlar döküldü. Türkiye belki daha önce gelseydi daha da farklı olabilirdi. Ama çok şükür ki geldi ve yine uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkını kullanarak, müdahale hakkını kullanarak geldi. Bir kez daha bu yaşananlar bize gösteriyor ki Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi gerçekten Kıbrıs Türk'ü için onsuz olmaz bir hayatidir. Evet, iki tane önemli temasımız oldu. Bir tanesi Brüksel'de. Brüksel Cumhuriyet Meclisi'nin Brüksel Parlamento heyeti var. Normal gitmemiz gereken zamandan daha erken gitmek zorunda kaldık. Çünkü Kıbrıs Rum yönetiminin parti liderleri seviyesinde bir çıkarma oldu Avrupa Birliği'ne. Hem AKEL'in başkanı Gipriano oradaydı, hem de DİSİ, İktidar Partisi'nin genel başkanı Andreas Neofito oradaydı. Ve ciddi lobi faaliyeti yaptı. Bizim de Cumhuriyet Meclisi heyetimiz bu amaçla zaten gidiyor. Ama orada öncelikli bir gündem oluştu. Doğrudan ticaret tüzüğünün tamamen Avrupa Birliği gündeminden kaldırılması için bir girişim başlattı. Önce bunu hem AKEL hem DİSİ birlikte bir çalışma yürüttüler. Daha sonra da özellikle DİSİ buna çok destek verdi. Avrupa Halk Partisi denen bir parti var, EPP Başkanı Weber. Onlarla aynı gruptalar zaten. Kendilerinin de üyeleri var o grupta. Onların da yapmış olduğu bir öneriyle
tamamen gündemden kalkması için bir öneri yaptılar. Biliyorsunuz doğrudan ticaret tüzüğü 2004 Annan Planı referandumundan sonra Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği sözlerden biriydi. Bir tanesi AB mali yardım tüzüğü, diğeri yeşil hat tüzüğü. Ama doğrudan ticaret tüzüğü hiçbir şekilde uygulamaya girmedi, faaliyete girmedi, yürürlüğe girmedi. Diğer ikisi ağır aksak bir şekilde faaliyette mali yardım ve yeşil hat. Doğrudan ticaret tüzüğü neden önemli? Çünkü bir şekilde her ne kadar protokol 10 gereği Avrupa Birliği müktesebatı adanın kuzeyinde uygulanmasa da Kıbrıs Türk firmalarına, şahıslarına doğrudan Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret yapma imkanı veriyordu aslında. Bir anlamda tüm ambargoların kırılması, ticaret anlamında ambargoların, izolasyonun kırılması anlamında önemli bir tüzüktü bu. Ama maalesef 15 yıl boyunca bu yürürlüğe girmedi. Yani tüzük orada ama bunun uygulaması olmadı. Ya düşünün siz, Annan Planı'na hayır diyen Rum tarafı 15 yıldan sonra bunun iptali için bir hamle yaptı. Tamamen iptal edilmesi için bir hamle yaptı. Aslında bugün itibariyle sonucu çıktı. Rum tarafının bu tezi uygun bulmadı Avrupa Birliği. Biz o gruplarla görüştük. Hem Muhafazakarlar grubuyla görüştük. Sosyalist Enternasyonel ile görüştük. İPP ile görüştük. Avrupa Birliği içerisindeki vekillerin mensubu olduğu o siyasal gruplarla görüştük. Ve dedik ki ne yapıyorsunuz siz? Tamamen Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği ile bağını koparmak istiyorsanız buyurun 15 yıl sonra zaten uygulamaya koymadığınız, koydurtulmayan bu tüzüğü iptal edin. Tamamen bağını koparın Kıbrıs Türk halkının sizinden. Buysa istediğiniz buyurun yapın dedik biz de. Yani yaptığımız lobi faaliyetinin özeti buydu. En azından bu noktada bu umudu devam ettirmek adına Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği'nin umudunu devam ettirmek adına Kıbrıs Rum tarafının yapmış olduğu bu müracaat reddedildi. Ve gündemde durmaya devam edecek. Şu an bizim yapacağımız, madem ki bunu siz gündemde tutma kararı aldınız bu kadar yıldan sonra, o zaman o tozlu raflarda durmasın, uygulamaya koyun mücadelesini vermeye başlayacağız. Brüksel'deki temasımız buydu. Evet. Şimdi doğrudan ticaret tüzüğünün uygulanmamasının nedenini de konuşmak lazım herhalde net bir şekilde. Yani herhangi bir eksiklik, aksaklık yok. Yani engelleme yüzünden, yani Rum tarafının engellemesi yüzünden uygulanmıyor değil mi? Tabii ne olacak? Kıbrıs Türk tarafının bir şekilde uluslararası anlamda tek başına bir şey yapabildiği, bir ticaret yapabildiği. Yani normalde şu an her şeyi biliyorsunuz Güney Kıbrıs üzerinden. Doğrudan bir şeyimiz yok. Abat kararları var, şu var, bu var. Bu ambargonun kırılması anlamında önemli bir milat olacak eğer uygulamaya girerse. Peki ne yapmak lazım? Yani evet gidip orada konuşmak lazım uygulamaya girmesi için. Biz de biraz sanki soğuttuk mu o işi? Üzerine düşmedik mi sanki geçen süredeki bir fırsatçılık mı yapmaya çalıştı Rum tarafı? İşte ilgilenilmiyor, Türk tarafı ilgilenmiyor. Biz de kaldıralım, düşük de olsa bir olasılıktır. Belki bir gün birinin aklına gelir. Kaldıralım kökten gitsin. Öyle bir durum mu oluştu? Tabii Kıbrıs Rum tarafının işi gücü zaten bizimle uğraşmak. Yani bir şekilde öyle bir hamle yapalım da KKTC'nin uluslararası anlamda seviyesi yükselsin, tanınsın. En fazla korktukları şey bu. Ama ne enteresandır, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri en son raporunda Kıbrıs Rum tarafına bu konuda bir serzenişte bulundu. Ve raporuna da yazdı. Yani sizin Kıbrıs Türk halkına yaptığınız bu engellemeler, izolasyonlar, ambargolar Kıbrıs KKTC'nin tanınması anlamında değildir. Kıbrıs Türk halkının seviyesinin yükseltilmesi anlamındadır. Bir şekilde ekonomik olarak Kıbrıs Türk tarafının seviyesi de sizinden aynı noktaya gelmesi lazım ki olası bir birleşmede fazla ekonomik uçurum olmasın anlamında ibaresi de var Birleşmiş Milletler'in son raporunda. Ama Kıbrıs Rum tarafı maalesef yemiyor, içmiyor. Bu tür müdahalelerle zaten kendi üyesi bulduğu bu Avrupa Birliği kulübü içerisinde daha da menfi kararlar aldırmaya çalışıyor Kıbrıs Türk tarafı aleyhine. En azından bunun mücadelesi verildi. Ama ben bunu çok fazla başarı elde ettik diye sayamam. Sadece
Gol atamadık, gol yemedik. Ha evet. Yani o şekilde yorumlayabilirim. Nasrettin Hoca hikayesi şeyi kaybetti bulunca sevindi gibi aslında. Uygulanması gereken bir tüzük ama uygulanmıyor. O haliyle bile rahatsız ediyor. Yani bu çok önemlidir. Uygulanmaması bile, uygulanmayan bir tüzük bile rahatsız ediyorum tarafı. Evet. Yani bu bizi nereye götürür? Pek bir yere gitmeyiz herhalde, gidemeyiz birlikte. Yani masada bu zihniyette olan bir muhatapla nasıl bir çözüme ulaşacağız? Ki Avrupa Birliği herkesin hedefidir. Ama Rum tarafı bu mevcut statikodan inanılmaz bir fırsatçılık yapıyor. Bir de federasyon gibi karmaşık bir yapıyı savunuyoruz. Yani şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın masada resmi müzakereci o. Ortaya koyduğu yöntem de bu. Yani bu zihniyetle bu kadar son derece uyumlu olmak lazım bir federasyonun çalışabilmesi için. Ben öyle biliyorum. Yanlışsam yanlış diyenler düzelsin ama. Doğru diyorsunuz. En ufak bir aksaklık bile, uyumsuzluk bile işte hep söylüyor Sayın Anastasiadis. Nedense hep onun aklında var sistemin kilitlenmesi, bilmiyoruz. Yani onu nasıl yormak lazım ama her konuda çok iyi uyum sağlaması lazım her iki tarafında ama bilmiyorum nasıl gider. Bu tamamen çok basit bir mantık. Yani Kıbrıs Rum tarafı bizimle bu adanın yönetimini ve bu ada etrafındaki zenginliği paylaşmaya hazır mı değil mi? Sorulması gereken soru bu. 2004'te bu soru soruldu. Rum tarafı hayır dedi. Kofi Annan da bunu raporuna yazdı. Rum tarafı Türklerle yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır değil. Aradan 15 yıl geçti. Hala daha aslında sorulması gereken soru bu. Ama Rum tarafının cevabı hayır. İşte sıkıntı burada. İşte en basit örneğini verdim işte bu Avrupa Birliği'nde doğrudan ticaret tüzüğünün iptali için adamlar böyle bir işi gücü bırakıyorlar, ülkelerinden çıkıyorlar, Brüksel'e geliyorlar ve kapı kapı geziyorlar. Yani düşünün öyle bir ortam var bu Brüksel'de. Onlar bir kapıdan giriyor, çıkıyor, biz de o kapıya giriyoruz. Diyoruz köşe ki, kapmaca gibi. Bakın yani durum böyle. Yani iptal edilmek istenen şeyin geçmişi bu. Tabi aradan da 15 yıl geçti. Değil mi ama? Yani, o vekiller değişti. Evet. Anlattığımız zaman Avrupalı parlamenterlere, aa öyle miydi ya, size çok büyük haksızlık yapmış Avrupa Birliği. Sen de şimdi bu Avrupa Birliği'nin içindesin yani. Hakkımız var. Dolayısıyla biraz bu hafızayı devamlı canlı tutmak lazım. Evet. Bizim misyonumuz da bu. Şimdi bir de bu Yunan savaş uçakları meselesi var. Bu aslında önemli bir konu herhalde. Biraz fazla gündemin o karmaşası içinde kaldı gibi ama göz ardı etmemek lazım. Nedir? İşte Girit'ten havalandığını öğrendiğimiz Yunan savaş uçakları silahlı bir şekilde geliyor. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırında da bir taciz uçuşu gerçekleştirdiğini bugünkü gazetelerde var, bazı gazeteler verdi. Hem de güneyde bir tatbikata fiilen katılıyorlar, gerçek silahlarla atış yapıyorlar ve yine üstlerine geri dönüyorlar. Şimdi şöyle bir hafızamızı yokluyoruz. İşte biz ne yapıyoruz? Burada akrobasi timi var Türk Hava Kuvvetleri'nin. Türk Yıldızları geliyor, uçuyor. Herkes gidip seyrediyor ki ben şahit oluyorum. Güneyden gelen Rumlar da var Girne Limanı'nın. O güzel atmosfer, çok güzel bir atmosfer oluşuyor orada. İzliyorlar, keyif alıyorlar, evlerine gidiyorlar. Ona bile itiraz edenler oluyor kuzeyden. Güneyi bıraktım. Onlar zaten her şeye, siz de söylediniz az önce, unutulmuş bir tüzeye bile itiraz ettiler. Nasıl değerlendirmek lazım? Yani şimdi Yunan savaş uçaklarının böylesi bir ortamda gelip gerçek silahlarla, gerçek bombalarla tatbikata katılması bir konudur herhalde. Bunun bazı makamlar tarafından ülkemizde evet tepki gösterenler de oldu. Ama bazı makamlar tarafından sessizce seyredilmesi de ayrı bir konudur herhalde. Tabii burada aslında Başbakanımız, Dışişleri Bakanı gerekli açıklamaları yaptı hemen zamanında. Girişimde olduğunu açıkladı Sayın. Evet, girişimde oldu. Sanırım Akıncılar üzerinden ihlal gerçekleşti. Tabii ki bu önce bir nota verilir. Bu uyarı da yapıldı. Bunun tekerrürü halinde zaten artık gerekli karşılıklı bir mutlaka tavır mütekabiliyet. Olur. Mütekabiliyet bunu gerektirir. Mutlaka böyle şeylerde de tepki vermek lazım. Orantılı tepki vermek lazım tabii ki. Tepki vermekten kastım bu. Kıbrıs Rum tarafı bilecek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir hava sahası var. Bundan kendileri de belli noktalarda muzdarip olduklarını iddia ediyorlar. Zaten bunun çözümü de belli. Yani bir çözüm olursa zaten bu fır hattı masada tartışılan bir konuydu.
Ve çok uzun süre tartıştık bu konuyu bizim dönemimizde de. En son gelinen noktada tek bir fır hattı olacağı ama iki tane kuzeyde ve güneyde ünit olacağı, bir birimin olacağı konusunda bir uzlaşıya varılmış. Şu anki fiili durumdur aslında bir yer değil mi? Şu an iki fır hattı var. Evet. Yani şu anki fiili. Eğer öyle çözüm olursa tek fır hattı olacaktı. İki tane de merkezi birim olacaktı. Kuzeyde ve güneyde şeklinde bir uzlaşı vardı. Bu olmadığı için bizim fır hattımızı ihlal etmelerinin mutlaka sonucuna da katlanacaklar. Bunun ikinci kez olmaması lazım. İşin siyasi yönü de var. Yani ortam gergin. İşte Suriye'deki durum malum. Denizlerde de bir sıkıntı varken böyle bir adım atılması, işte hem tatbikatın yapılması hem de bu boyutta yapılması da siyaseten de yorumlamak lazım. Yani çözüm arayışı, anlaşma arayışı nerede? Diğer tarafta yapılan bir de savaş provası var. O da ayrı. Yani şimdi hem Rum tarafı diyor ki sıfır asker, sıfır garanti. Evet. Öte yandan da askeri oyuna tatbikat yapıyor, silahlanmaya devam ediyor. Milyonlarca euro. Bakın bizim 10-15 katı. Başka ülkelerle askeri işbirliklerine gidiyor. İşbirliklerine giriyor. Yani burada gerçek anlamda bir niyet sorgulaması var. Yani burada iyi niyetten bahsetmek mümkün değil. Bir taraftan siz masada çözüm isteyeceksiniz. Bir taraftan da ve askersiz bir ada diyeceksiniz. Öbür taraftan da milyonlarca euro harcayacaksınız silahlanma için. Bu anlamda Kıbrıs Rum tarafı aslında biraz önce bahsettiğim en son parlamentolar arası birlik toplantısında bütün bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin temsil edilen siyasi partilerden birer vekil ve Rum tarafından da birer vekil bir masa etrafında toplantı yaptık. Senede bir olur bu. Geçen sene de katılmıştım ben. Bu sene de katıldık ve oraya yine Neofito geldi. Andreas Neofito onun başkanlığında. Herkes de konuştu. İtalyan milletvekili de moderatördü. Ve bir diyalog şeklinde oldu. Yani herkes önce görüşünü belirtti. İşte YDP, TDP, DP, CTP, UBP, bütün 6 parti oradaydık HP. Onlardan da öyle. Daha sonra da tartışmaya geçtik. Bir hafta önceki görüşme bu. Belgrad'da gerçekleşti. 170 ülkenin parlamento heyeti katıldı. Kıbrıs için de ayrı bir yuvarlak masa toplantısı organize edildi. Ve orada Neofiti şunu söyledi. İşte biz bu silahlanmadan bahsettik. Müdahale hakkının vazgeçmesini istiyorsunuz ama şimdi konuştuğumuz gibi bu kadar silahlanma yapıyorsunuz. Yani bu ne çelişki? Neofiti dedi ki hepimiz aynı gemi içerisindeyiz. Ve bu gemi doğru bir seferle, doğru bir hedefe gitmek zorunda. Kaderimiz aynı. Dolayısıyla biz bir olmalıyız gibisinden böyle bir şeyi İtalyan parlamenterleri etkileme maksatlı da bir konuşma yaptı. Ben dedim ki yani hepimiz bir gemide olabiliriz ama bu geminin şu an bir kaptanı var. Bu geminin eğer doğru sefere çıkabilmesi için iki kaptanı olması lazım. Tek kaptanla bu gemi yürümez. Siz 63'ten beri tek kaptanla bu gemiyi yönetmeye çalışıyorsunuz ve bu Kıbrıs'ın gemisidir demeye çalışıyorsunuz. Bir kere bu doğru bir tespit değil. Ha, bizim itirazımız olmaz kaptan daha uzun bir süre Rum tarafından olsun, daha kısa bir süre olsun ama günün sonunda Türk tarafından olsun ama günün sonunda o seyir defterine beraberce karar vereceğiz. Ve dümende Kıbrıs'ı Türk kaptan da olacak. Güzel bir örnek. Dedim ve İtalyan parlamenter hemen not aldı ve bahsettiğimiz aslında dönüşümlü başkanlık ve yönetimin paylaşılması. Yani bunu eğer siz içinize sindirebiliyorsanız o zaman zaten çözüm gelmiştir. Yani bugün Avrupa Parlamentosu'nda 6 tane sandalyenin 6'sını da siz tutuyorsunuz. Tutuyorsanız 2 tanesi Kıbrıs'ı Türk seçilmiş vekillere ait olması gerekir. Demek ki siz hala daha yönetimi bizimle paylaşmak istemiyorsunuz. Bu zaman geldi 15 yıldan sonra Avrupa Birliği'nin bize bir sözü olan doğrudan ticareti iptal etmek için girişimde bulunuyorsanız o zaman bana hiç aynı gemideyiz örneğini vermeyin. Bütün bunlar aslında sözde başka, uygulamada başka, fiiliyatta başka durumun göstergesi.
Evet. Zaten kendi işlerinde dün AKEL'in başkanı Kibriyano Anastasiadis'i itham etti. Evet, bir de siyasi iç çekişme var aslında. Bize yani, başka söylüyor diyor, işte Türklere başka söylüyor diyor. Çok öyle, enteresan. Öyle aslında. Biz onu daha önce fark ettik. Kendisi şimdi fark etmiş. Hayret. Şimdi şartlar böyle. Yani Rum tarafının tavrı, tutumu değişmiyor. Aynı bildik şekilde devam ediyor. Bizde de bir seçim var. Cumhurbaşkanı seçimi var. Ve o seçim öncesinde bir üçlü ya da beşli toplantıdan, görüşmeden bahsediliyor. Bu ay sonu Avrupa'da, Paris'te daha çok zikrediliyor ama ne faydası olur? Yani seçime doğru gidilen bir ortamda böylesi müzakerelerin faydası olur mu? Şimdi hem seçime gidilen bir ortam var, hem çökmüş bir süreç var. Evet. Yani 2017'de çökmüş bir süreç var. Çöken sürecin de neden çöktüğü belli. Yani hem Rum tarafı bizimle yönetimi paylaşmak istemiyor, hem de Türkiye'nin garantörlüğünü istemiyor. Sayın Akıncı 2017'deki o çöken süreçten sonra dedi ki benim neslimin son denemesiydi, biz bunu başaramadık. Yeni nesillere bırakıyorum ben bunu dedi. Sonra ne olduysa tekrardan hayır dedi ki şu pozisyonu aldı. Bizim tek alternatifimiz federasyondur. Federasyondan başka alternatif yoktur dedi. Ve Birleşmiş Milletler'e de çağrıda bulundu ve Birleşmiş Milletler bir özel temsilci atadı. Şimdi 2017 Crans-Montana çöküşünden 2019'a geliyoruz. Belki de 20-30 kere geçici özel temsilci Bayan Lut, Birleşmiş Milletler'in atadığı, geldi gitti. Ortak bir zemin bulamadı. Ortak bir uzlaşı noktası bulamadı. Şimdi ne yaparsınız? Hala daha bunu üçlü beşliye zorlamak mı istersiniz? Yeniden bir çöküş yaratmak mı istersiniz? Yoksa gelin artık başka bir şey konuşalım. Çünkü aynı metotla, aynı iradeyle, aynı usulle biz bir yere varamıyoruz. Yani. Bu tespiti mi yaparsınız? Biz ikinci tespiti yapıyoruz. Diyoruz ki artık başka şeyleri konuşmamız lazım. Çünkü 40 senedir konuştuğumuz şeyin aslında tek alternatif değil, gerçeklik değil, bir hayal çözüm modeli olduğunu tespitini yapıyoruz. Çünkü tespitimiz belli. Rum tarafı yönetimi zenginliği benimle paylaşmak istemiyor. Bu noktada sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri devam ettirmek isteyecekse aslında sürece daha da zarar vermiş olacak. Yine bir zaman kaybı olacak. Yine halkımıza, Kıbrıs Türk halkına bir umut pompalamaya çalışacak. Ve yine işte beni seçerseniz işte yeni bir dört boyutlu siyasetim, yeniden beni seçin imajını vermeye çalışacak ki o dört boyutlu siyasetin üçünde bana göre sınıfta kaldı. Yani ne Türkiye ile iyi ilişkiler gerçekleşti, ne şeffaf oldu, örtülü ödeneği ile ilgili tek bir izahat yoktur. Ben şeffaf saydam olacağım dedi ama her sene kullandığı örtülü ödenekle ilgili tek bir izahat vermedi. Bir üçüncüsü de ben dedi farklıyım dedi Eroğlu'ndan, Denktaş'tan dedi. Ben barış dili kullanacağım ve çözümü gerçekleştireceğim dedi. Bunların hiçbiri olmadı. Gösterdiği çabaya saygım var. Hiçbir şekilde ona değecek bir şeyim yoktur. Ama baktığınız zaman yeniden bu süreci başlatıp olası gireceği seçimde kendine kazanç sağlamaya çalışıyorsa kusura bakmasın, bu siyaset yapmadır. Ama gerçek anlamda bir çözüm gerçekleştirmek istiyorsak biz, o zaman oturup şapkamızı masaya koyup gerçek anlamda çözüm nedir? Kıbrıs Rum tarafı ne istiyor? Niyet sorgulamasını yapmak lazım. Rum tarafının en son size yaptığı önerilere bakın. Diyor ki Kıbrıs Türkler sadece kendini ilgilendiren konularda karar alabilecekler. Oy hakkı olacak. Merkezi devletteki birçok yetkide oy hakkı olmayacak. Bu federasyon mu? Federasyon değil. Aslında konfederasyonun bir yeşil ışığı. Aynı öneriyi biz yapsak onlara, desek ki tamam, o zaman sen de sadece kendini ilgilendiren konularda karar al. O zaman iki tane egemen eşit devlet olsun. Üste sınırlı yetkileri olsun. Yine AB içinde tek sandalye. BM'de yine tek sandalye olsun. Ama kararları merkezden yine ortak bir uzlaşıyla alalım. Böyle bir formüle doğru bir gidiş var. Madem ki benimle zenginliği paylaşmak istemiyorsun, yönetimi paylaşmak istemiyorsun, içte iki tane ayrı egemen yapı olsun, dışta da tek uluslararası bir kimlik olsun, ona hiçbir itirazımız yoktur.
Ama illa da siz federasyon diyorsanız o zaman, ve Guterres çerçeve belgesinde, Guterres çerçeve zemininde bunun olmasını istiyorsanız o zaman sıkıntı var. O zaman ona biz karşı çıkarız. Çünkü Guterres çerçeve belgesinin toprak başlığı diyor ki Sayın Akıncı'nın Kran Montana'da vermiş olduğu harita, vermiş olduğu toprak tavizi BM'yi ve Rumları tatmin etmiyor. Daha fazla toprak vermeniz lazım. Ben verilen bölgelerin ismini saymak istemiyorum şimdi bu programda. Birincisi bu. İkincisi de Türkiye'nin diyor müdahale hakkı sürdürülebilir değil. Yani biraz önce programın başında konuştuğumuz o en önemli konu dediğimiz şey. Yani Sayın Akıncı tekrar masaya oturacaksa peşinen kabul ediyor ki Türkiye'nin etkin ve fiili müdahale hakkı belli bir süre sonra sona erecek. Şimdi bu pozisyondan federasyon görüşülmesine biz karşıyız. Çok net. Dolayısıyla evet bir cumhurbaşkanlığı seçim atmosferine giriyoruz ama artık Kıbrıs Türk halkının da önünü açacak öngörülebilir gerçekçi modelleri ortaya koymak lazım. Evet. Meclisin rolü nedir bu konuda? Çünkü işte bir deklarasyon olayı yaşandı mecliste. Oldu olmadı, bir tartışma yaşandı, bir şeyler oldu ama bir çözüm modeli konusunda bir karar üretebilir mi meclis, üretmeli mi, böyle bir konu gelsin mi meclis çatısı altına? Gelmesi lazım tabii, artık federasyonun ne kadar gerçekçi olduğu ortada. Pozisyonlar ortada. Ben devamlı gelen görüşme notlarını okuyorum. Pozisyonlar ortada. En ufak bir yakınlaşma yok. Ama gelin görün ki Türkiye'nin bu Barış Pınarı operasyonunda dahi 4 parti imza attı. Yani metin buradadır, okuyabilirim. Çok basit, net, Türkiye'ye destek mesajı veren, başarı dileyen bir paragraflık bir destek mesajını dahi TDP ve CTP imzalamadığı için bir meclis deklarasyonuna dönüşmedi. Bu da aslında iyi bir görüntü değil. Sadece 4 parti imzaladı. Temel gerekçe de bir gün önce Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisinde almış olduğu Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili karar. Bu bizim kendi partimizin görüşüdür. Siz de gidin parti meclisinizde istediğiniz kararı alın. Ama iş Türkiye meselesi ise, vatan meselesi ise orada bir olmamız lazım. Metne bir itirazları olmadığını söylüyorlar metnin içeriğine. O zaman imza koyacaktın. Yani söyleminle icraatın aynı olacaktı. Ki bu bir meclis deklarasyonuna dönüşsün. Maalesef bunu da başaramadık. UBP'nin karar almasına da öyle tepkiler oldu. Bunu biraz değerlendirelim isterseniz. Yani bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ulusal Birlik Partisi bir karar alıyor ama diğer partiler için bu karar alınmış olması belki bir yerde sorun ve sıkıntı oluyor. Siyasi açıdan baktığımızda, ülke siyaseti açısından baktığımızda bu gibi yaklaşımları nasıl yorumlarsınız? Şimdi şunu ayırmak lazım. Bir partinin, siyasal partinin bir konuda, bir kişiyle, bir makamla ilgili bir görüşü olabilir. Bu gayet doğaldır. Ama iş, yasama işi başkadır, yürütme işi başkadır. Siyasal partilerin almış olduğu kararlar başkadır. Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisi kararı meclisi mi bağlar? Hayır. Kendi tabanını bağlar, kendi üyelerini bağlar, bir mesaj verir. Bizim mecliste almış olduğumuz karar tamamen parti meclisimizin evet almış olduğu kararların maddelerinin içeriğinden biridir. O da Türkiye'ye, Türk askerine vermiş olduğu bu mücadeleden dolayı destek beyan eder. En kısa sürede de istenilen hedefe ulaşılmasını temenni eder şeklinde bir paragraflık. Ki herkesin bu konuda uzlaşmış olması gerekirken buna imza koyulmamasını biz manidar buluyoruz. Aslında nerede yani tüm partilerimiz de kararını alsaydı keşke. Şöyle ya da böyle. Yani o kendi tabanlarından gelen ses doğrultusunda. Ya biz diyecek miydik ki işte TDP parti meclisinde böyle bir karar aldı. O yüzden bu ortak meclisin ortak deklarasyonuna ben imza koymuyorum. Yani bu olamaz. Her parti özgürdür. Kendi parti meclisinde istediği kararı alabilir. Buna bizim müdahale etmemiz söz konusu bile olamaz. Evet. Peki bir de Ulusal Birlik Partisi'ndeki bu Cumhurbaşkanı adayı süreci var. Bunu da biraz konuşalım isterseniz. Çünkü
dıştan daha çok yorum yapılıyor sanki. Yani parti içinde de evet konu konuşuluyordur mutlaka ama dıştan daha mı fazla konuşulmaya başlandı konu? Bunu nasıl yorumlarız? Dıştan derken? Yani işte parti dışından olsun, diğer partilerden olsun. Görüyoruz sosyal medyada yorumlar var. Gazetelerde çıkan yorumlar var. Ulusal Birlik Partisi evet çok konuşulması, partinin göz önünde olması belki bir avantajdır ama nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Tabii Ulusal Birlik Partisi son seçimlerde en fazla oyu alan parti. Dolayısıyla çıkaracağı aday mutlaka en iddialı aday olacaktır. Şu tespiti yapabilirim. Bir kere buna karar verecek olan parti meclisimiz isterse kendisi seçer, isterse bir karar üretir, isterse üyeye havale eder. Ve bir ikinci kesin söyleyeceğim şey de Ulusal Birlik Partisi kendi adayını çıkaracağıdır. Dolayısıyla ve muhtemelen de bu Kasım ayını bulmayacak. Yani çok kısa bir süre içerisinde evet bu belirlenecek diye düşünüyorum. Evet. Peki gelelim biraz da daha farklı konulara. Evet Kıbrıs konusu da önemli ama şimdi hükümet devam ediyor. Bütçe hazırlanıyor. 2020'ye yönelik hazırlıklar yapılıyor özellikle mali açıdan. Önemli çünkü. Siz nasıl bakarsınız? 2020 yılı hükümet açısından öncelikler ne olmalıdır? Ekonomik konular tabii ki önemli ama Oğuzhan Asiboğlu 2020'den ne bekliyor hükümet açısından, hükümetin performansı ve icraatları açısından? Şimdi ilk verilen söz tutuldu zaten. Türkiye ile biliyorsunuz bir mali protokol imzalanmıştı. Geç de olsa bu imzalandı. Bir önceki dörtlü hükümet biliyorsunuz bunu başaramamıştı. Ve o kaynak akışı gerçekleşti. Biraz o tıkanık olan ekonominin önü açıldı. Ve bu biliyorsunuz senenin yarısında hükümet iş başına geldi. Ve bu para akışından sonra bu bir senelik. Önceki 6 ayı da kapsayan bir senelik bir protokoldü. Şimdi aslında tam karar verilmedi. 3 yıllık da olabilir bundan sonraki veya bir sene yine gidecek şekilde de olabilir bu yeni protokol. Burada tabii ekonominin önünü açacak. Hem yapısal anlamda hem yasal anlamda hem de kamu özel ortaklıklar anlamında ciddi adımlar atılacağını ben biliyorum. Bir şekilde ekonomiye menfi etkisi olan sektörlerin, yapıların yeniden elden geçirilmesi mutlaka gerekecek. Limanlar olsun, telefon olsun, o konuda ciddi projelerin olduğunu biliyorum. Ve bir de belediyeler konusu var. Evet, belediyelerin yapılandırılması, yerel yönetimler konusu var. Onunla ilgili bazı maddeler gündeme gelecek diye biliyorum. Burada hem Türkiye ile iyi ilişkiler, para akışı önemli. Hem de üreten ve kendi ayaklarımızın üzerinde duran bir ekonomi önemli. Bu ikisi arasındaki denge çok önemlidir. Hem Türkiye'ye bağımlı olmadan ama iyi ilişkiler içerisinde ve projelere kaynak aktarımında o aktarılan paranın mutlak surette kullanılmasını sağlamak lazım. Yani ben duyuyorum Türkiye'deki makamlardaki kişilerle konuştuğumuz zaman kaynak hazır ama siz proje yapmadınız diyor. Yani bunu duyunca ben üzülürüm. Evet. Dolayısıyla neyse o projeler onların ivedilikle yapılması lazım ki kaynak akışı gerçekleşsin. Ve kendi ayaklarımızın üzerinde duran da bir ekonomi yaratalım. Bu İhtiyaçlar çok önemli. Belli. Öncelikleri doğru belirlenip projelerle bir an önce dediğiniz gibi katmak lazım ekonomiye. Hem kaynak olarak da önemli tabii ki çarkların dönmesi açısından hem de ihtiyaçların, sorunların giderilmesi. Maraş'ı sormak istiyorum. Maraş ne oldu? Maraş çok fazla yükseldi gündemde ama şimdi biraz daha sıcak gelişmelerden dolayıdır belki. Çok fazla konuşmuyoruz ama nedir durum? Devam ediyor herhalde oradaki envanter çalışması. Tabii oradaki çalışma devam ediyor. İşte son Kıbrıs Rum yetkililer Brüksel'e çıkarma yaptığında bu Maraş'ı da gündeme getirdiler.
Ve biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'den de bir karar çıkarttılar. Daha önce alınan kararları teyit eder evet. mahiyette. Çok da önemli değildi bana göre. Çünkü zaten karar orada duruyor. Yeni bir şey değil. Yani bizim yapacağımız adım zaten ben daha önce de izah ettim. Uluslararası hukuk çerçevesinde olacak. Yani siyasi bir makam olan Birleşmiş Milletler buna engel koyamayacak. Çünkü o kararın da içerisindeki gerekli talepler tatmin edilmiş olacak. Açma mekanizmamız için konuşuyorum. Ve uluslararası hukuka da uygun olacak. Yani 1983-84 yılında sanıyorum açma girişimimiz olmuştu biliyorsunuz. Tel örgüyü 200 metre öteye itelemiştik ve 15 tane aileyi yerleştirmiştik. Ve hemen bu güvenlik konseyi kararı çıkmıştı. Şimdi böyle olmaz. Bizim yapacağımız açılımla hem o güvenlik konseyi kararı tatmin edilmiş olacak hem de uluslararası hukuka uygun olacak. Ama nedir? Tespitimiz bu. Bunu Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmayacağız biz. Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yapacağız. İşin aslında trik noktası burada. Ve bu açılımımıza da 74 öncesi orada oteli olan, orada yaşayan gerek Kıbrıs Rum gerek yabancı yatırımcıları eğer malını mülkünü de istemeyen parasını isteyene de parasını ödenecek şekilde ve oraların ihaleye çıkılarak yerli ve Türkiye'den veya kim girecekse yatırımcıları davet edeceğimiz yeter ki orası açılsın. Yani biz Rum tarafının keyfini beklediğimiz için 45 yıl boyunca aslında orası kapalı kaldı. Bütün çözüm planlarında kapalı Maraş çözüm planının bir parçasıydı ve Rum tarafı evet deseydi bugün açılmış olacaktı. Ama evet demedikleri için artık biz bu atıl duran değeri atıl kalmasını istemiyoruz. Ekonomiye, turizmimize kazandırılmasını istiyoruz. Gündemden düştü dedim. Biraz da iyi oldu herhalde. Çünkü çok fazla bir tazyik vardı üzerinde. Başka yerlere de belki çekilme durumu olurdu. Biraz daha sakin çalışmalar herhalde daha rahat gider. Yani evet. Onunla ilgili zaten Ankara'da da bir konferans gerçekleştirdik. Yabancı uzman konuklar da katıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin himayelerinde Kıbrıs'ta son söz diye ve önemli başlıklarından biri de bu Kapalı Maraş'tı. Vakıf mülkleri konusuydu. Bu konuda da ciddi bildiriler, ciddi sunumlar yapıldı. Bu bir kitapçık halinde dönüşecek. Yani hem akademik olarak meselenin hukuki ve siyasi yönünü daha da güçlendirecek tezleri elde etme anlamında çalışmalar devam ediyor. Zaten hukuken ve siyaseten güçlüyseniz fiiliyat da arkasından rahat bir şekilde gelir. Evet. Şimdi en başta Suriye'yi konuştuk. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşma. İki ülkenin ilişkileri özellikle Suriye konusunda inişli çıkışlı gidiyor Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Bu son varılan uzlaşı ilişkileri olumluya çevirir mi? Neden? Kendimize de bir pay çıkarmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerinin olumluya dönmesi bölgeye özellikle denizler de var tabii ki Doğu Akdeniz meselesi de var. Bir yansıması olur mu acaba? Şimdi Türkiye burada sınavı çok güzel bir şekilde geçti. Kararlı duruşunu, dik duruşunu ortaya koydu ve sonunda da uzlaşıyı elde etti. Bunu da yaptığı hareketle gerçekleştirdi. Aynı dik duruşu Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs politikasında da gösteriyor. Evet. Geri adım atmıyor. Ama geri adım atmazken o diyalog sürecini de tüketiyor. Tüketti, nasıl tüketti? Daha 2011 yılında benim de müzakere heyeti üyesi olduğum dönemde bir öneri verdik Rum tarafına. Gelin bir komite kuralım. Beraber yapalım bu işi. Reddettiler. Hemen hazırladık anlaşma metnini. 3. Cumhurbaşkanı Sayın Doktor Dervişeroğlu New York'ta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasını imzaladı. Birinci çıkış noktamız bu. Daha sonraki senelerde yine aynı önerileri yaptık. En son Sayın Akıncı da yaptı. Bizim o temeli bizim ilk hazırladığımız 2011'deki önerinin aynı minvalde. Yine reddetti Rum tarafı. Demek ki reddici tavır içerisinde olan kim? Rum tarafı.
Ben siyaseten haklı bir noktada mıyım? O zaman evet. Diyalog çağrısını yapan benim, reddeden o. Şimdi dolayısıyla Türkiye ne diyor şimdi? O zaman sen kazarsan ben de kazarım. Senin o 7 numaralı parselde hakkın varsa burası benim kıta sahanlığıma da giriyor. Uluslararası hukukta buna izin veriyor. Aramızda da bir uzlaşı yok. O zaman sen kazarsan ben de kazarım. Bu pozisyondan geri adım atmayacak. Bakın Neofiti diyor ya, aynı gemideyiz. Aynı gemide değiliz aslında. İki farklı gemi var. Çünkü sen benim komite önerimi kabul etmedin. Kabul etmediğin sürece de iki gemi orada olmaya devam edecek. Ha, uzlaşırsak kazan kazan, her iki tarafta kazan çıkmaz mı? Evet, uzlaşırsak. Ama artık bu noktada Türkiye bir geri adım atmayacak. Ve göreceksiniz, bu noktada da uzlaşı olur veya iki ayrı gemi olur. Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye zararlı çıkmayacak. Evet. O zaman kendi iç siyasetimizi de ona göre dizayn etmek gerekecek herhalde. Çünkü bunlar önemli gelişmeler. Suriye örneği bize güzel bir emsal olmuş oldu. Bir ders almamız lazım herhalde oradan sonrası için, önümüzdeki günler için. Sayın Esimoğlu, ben çok teşekkür ederim size. Bugün adına geldiğiniz, programımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Sevgili seyirciler, bugün adına noktayı koyalım. Haftayı da bitirmiş olduk. Pazartesi yeni haftanın ilk gününde, her zamanki vaktimizde, saatler tam onu gösterdiğinde karşınızdayız efendim. Günü, gündemi konuşmak, değerlendirmek üzere. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi hafta sonları diliyorum.